Herkese selam arkadaşlar. Gezginci hazine peşinde arazi keşiflerimiz devam ediyor. Bugün de çok güzel bir yerdeyiz. Güç simgeleyen, simgesi güç olan, kuvvetli olan bir bölgedeyiz. Neredeyiz? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi ilk baktığınızda aslan gibi duruyor ama aslan değil. Boğa. Kafası ana bir kayaya yapılmış arkadaşlar. Ayakları falan yok. Ana bir kayaya yapılmış. Bir boğa. Aslan değil. Tabi burada ağzı, gözü, kulağı, çenesi. Evet, bu tür figürlerde neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu tür figürlerde alt tarafı ve baktığı yön. Baktığı yönde ne aranmalı? Baktığı yönde bir yığma, sıralı taş aranmalı arkadaşlar. Nereye bakıyor? Hemen gidelim. Adımlama olarak da çok çok önemli. Bu 12 olabilir, 24 olabilir. Tam çenesinin altından hep beraber şimdi gideceğiz oraya. Evet. Tabii tam çenesinin altı. Şu anda çenesinin altındayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Evet, nereye bakıyormuş? Sıralı taşlara. Bu görmüş olduğumuz sıralı taşlarda en alttaki kilit. En alttaki kilit arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buradan da kanalı vermiş. 4 tane. Biz cihazlarla arama yaptığımızda sadece bu taşları değil, bu taşın etrafını geniş bir şekilde alan taramamızla ne yaptık? O bölgeden, bu bölgeden bakmış olduğu yönden tuttuk. Dört bir taraftan ablukaya aldık. Bizi buraya attı. Bizi buraya attı. Evet, baktığı yönde ne aramalıydık? Yığma ve sıralı taş. Şu anda sıralı taş arkadaşlar. Bu taşı mümkün değil sallamamız. Mümkün değil. Bu taşları 3-4 kişi bir araya gelse bile zor. Mümkün değil arkadaşlar. Evet. Giriş buradan ne yaptık? 12 metre. Bu 24 metre, 24 metre demeyelim. 24 adım da olabilirdi. 32 adım da olabilirdi. 12 adımda bizi buraya attı. Burada bir boşluğumuz söz konusu ama burada değil sadece boşluğumuz. Burası giriş arkadaşlar. Buradan 12 metre tünelli bir girişimiz var. Aynı boşluğumuzu buradan da aldık. Aynı şekilde buradan da aldık. Ama giriş burası. Şimdi burada yanıtmaca var arkadaşlar. Yanıtmaca ne? Size göstereyim. Buradaki yanıtmacamız, burası ne olarak gözüküyor? Bir kapak. Hani aklınıza ne gelecek? Burada ilk gördüğünüzde figürü gördünüz. Tamam, çenesinin altında, kafasının altında bir giriş söz konusu diyeceksiniz. Değil. Değil. Mümkün değil. Burada yanıtmaca yapılmış. Ne yapmış? Buradan alınmış, kesilmiş, buraya koyulmuş. Burası değil.
söz konusu olan yer, şu işaretimizin yanına gideyim. Söz konusu olan yer Baktığıgöl. Evet. Baktığıgöl. Buradan bizi 12 adında direkt sıralı taşların oraya atılıyor. Şimdi hem baktığı yön hem altı önemli. Üstüne çıktığımızda burada ne yaptık? Kafamızda soru işareti kalmaması için gelişmiş 3 başlıklı dedektörümüzle, 6 plus dedektörümüzle bir kasa hediye söz konusu mudur, mevcut mudur? Tek tek cihazla bu kayanın etrafını, üstünü inceledik. Bunun dışında ne yaptık? Alan taramayla Marduk Skyner alan taramayla alanı daralttık. Bizi her seferinde baktığı yöndeki boşluğu verdiği noktalar, tünel geçişinin olduğu yerler ve sıralı taşın olduğu yerler. 12 adım yürüdüğüm yerde çok güzel boşluğumuzu aldık. Ne yaptık? Oradan girildi. Sürüne 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 gelindi ve altına girildi. Altında neyimiz var? Ne demiştik? Güç. Kuvvet. Tabii ki bu bir kral olabilir. O dönemlerde statüsü yüksek bir kişinin hem mezarı, hem malı, hem mahzeni. Şimdi burada mezar ile ilgili bir işaret var mı? Söz konusu mu? Hayır. Şimdi bu aşağıda bu uygulamayla olacak bir şey. Yani aşağıda kendi ailesinin mezarı da olabilir. 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi de yatıyor olabilir. Bunu kimse bilemez. Evet, görmüş olduğunuz gibi boğamız baktığı yön. Önemli olan ne demiştik? Bu tür figürlerin baktığı yön ve altı. Evet. Az önce anlatmıştım ya. Hani giriş orası sürüne sürüne ya da yürüye yürüye bir insan yürüyecek şekilde de tünel yapmış olabilirler. Geliyoruz, bizi buraya atıyor. Keşke bu kadar kolay olsa. Evet. Görüntüleme sistemimizde de baktığımızda orada alan taramayla alanı daralttık. Görüntüleme sistemiyle de oraya etrafına baktığımızda 6 metre derinlik verdi. Şimdi çoğu sosyal medyalarda işte şunlar anlatılıyor. Giriş orası. Girin, bakın, yapın, parçalayın, kazın. Bu kadar basit değil. Hani ben az önce anlatırken çok basit, anlatımı basit ama uygulamaya geçtiğinde zor. Yani dilin kemiği yok. Herkes fıldır fıldır dönüyor. Herkes anlatıyor. Sosyal medyada işte bu Facebook gruplarında giriş orası, orada başka yerde arama. Basit değil. Zor iş arkadaşlar. Yani şimdi biz neden bahsettik az önce? Bu adam. Güç. 6 metre. 6 metreye kaç kişiyle yapacaksın? 4-5 kişiyle yap. 6 metrede neyle karşılaşacağımız belli mi? Hadi 6 metreyi açtın. Tünelde hangi tuzaklarla karşılaşacağımız belli mi? Yani bu öyle bir gücün, böyle bir simgenin mezar yeri sağlamsa tuzağı olmaz mı? Olur. Olur. Tecrübeli arkadaşlar, bu işi yapan tecrübeli arkadaşlar ne demek istediğimi daha çok iyi anlıyor. O yüzden bu işe yeni başlamış arkadaşlar da evet, bu tür figürde hani işaret ya, evet çok güzel bir işaret. Ne dedik? Güç, gücü simgeliyor. Boğa. Burada dikkat etmesi gereken
Baktığı yön arkadaşlar. Baktığı yön de yığma ve sıralı taş ya da paket taş. Bu yan yana olabilir, uzunlamasına olabilir. Arayacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu tür figürü olan, hayvan figürü olan yerler basit gibi görünüyor ama aslında hiçbiri basit değil. Zor. Evet. Malı güzel midir? Tabii ki güzel. Güçten bahsediyoruz. Bu kadar güzel işçilik verilmiş gözü, kulağı, ağzı, çenesi. Evet, burayı da yanıltmaca koymuşlar. Kapak gibi. Uğraşın. Uğraşabildiğiniz kadar uğraşın. Ama mümkün değil. Hadi bunu kırdınız. Ne yaptınız? Toprak çıktı vesaire çıktı. Ne verecek? Bıkkınlık verecek. Ne işte yorulduk. Ne verecek? Finans olarak yorulacaksınız. Git gel vesaire. Uğraşmaya değmez. Diğer videolarımda da anlattığım gibi 2863 nolu yasayı, kanunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bu tür yeğenleri arazide keşfini yapabilirsiniz. Arazide keşfini yapabilirsiniz. Keşfi yaptıktan sonra izinli kazı yapın arkadaşlar. Yani kaçak kazı yaparak kendinizi tehlikeye atmayın. Herkesin çoluk çocuğu var. Evli. Zor duruma atmayın. Gidin. Yakın bulunduğunuz müzeye gidin. Böyle bir yer tespiti yaptım. Tabii ki basit değil. Yani izin almak da şu anda bu pandemi sürecinde basit değil. Böyle bir yeri keşfini yaptım. Tespit ettim. Tabii onlardan geliyorlar. Arkeologlar geliyor, bakıyor. Kayıt yapılıyor. Google'a yazdığınızda izinli kazı nasıl yapılıyor diye hepsi tek tek madde madde çıkıyor arkadaşlar. Yerimiz gerçekten güzel. Yani tecrübeli arkadaşlar da bu işte uğraşan arkadaşlar figürü gördüğünde anlamıştır. Zaten giriş kendini bariz belli ediyor olduğu yerde. Ne arayacaktık? Sıralı taş, işte yığma ya da paket taşlar. Biz ne bulduk? Baktığı yönde sıralı taşları bulduk. Giriş orası. Mezarı, mahzeni, malı, her şeyi buranın altında. Burada değil. Burası yanıltmaca arkadaşlar. Burası yanıltmaca. Evet. Videomu sonlandırmadan önce tekrar bu tür figürler aslandır, boğadır, gücü simgeliyor. O yüzden gücü simgelediği için yani burada statüsü yüksek bir kişinin hem mezarı, hem malı, hem de mahzeni var. Tabii yanında ufak tefek eşyaları olup mahzende büyükleri olabilir. Evet arkadaşlar. Gezginci hazine peşinde arazi keşiflerimiz devam edecektir. Sizlerden ricam videomu izledikten sonra beğeni yapmayı, yani like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun, saygılarımla.